Halit Kıvanç efendim. Halit abi paravanların arkasından böyle bir hoşluk içinde. Sevgiler. Bir zarafet. Halit abi. Böyle ayakta. Halit abi şimdi bu kadar. Bugün pazara geldin. Şeref duydum. Teşekkürle tamam. Karşıladık. Ama şimdi biz iadeyi ziyaret ettiğimize evet. Göre elimiz boş gelemezdik. Aman aman bu ne incelik. Reklamı olmayacak, lazım. Rüşvet sayılmayacak. Heh. En hoşa gidecek şey nedir dedim dünyada. Anladım. Biraz evvel duydum. Seni ve de seni ve hepimizi mutlu etmesi gereken en güzel şey kitap diye düşündüm. Ne hiç aldatmayan zarif. Arkadaş getirdim. Ne kadar zarifsin. Rica ederim. Ne kadar zarifsin. Ne kadar zarifsin. Üstelik mevcudu yok. Olsun. Niye yok? Dur bakalım bakayım bakalım hangi kitapları getirmiş. Neyse ki hani çıkaran fabrika top atmadı henüz. Yok öyle mi? Evet. Ha. Bakalım ya hangi fabrikanın malları bunlar acep diye. Allah, muhteşem bir fabrika. Evet. Bakalım. Top atmamış az fabrika mı kaldı diye arkadaşım. Fabrikalarda böyle dokundurdun ya. Sen bir tuhafsın yine. Haşır kuşur sesleri arasında. Aa. Ben böyle... Onlar efekt olur diye düşündüm. Evet. Ve karşınızda Halit Kıvanç. Gol diye diye. Harika. Harika. Öbürünün ne kadar zarif. Mevcudu kalmadığı zarif. İçin. Sevgili Noyan artık... ve Noyanlara en güzel dedi Halit Kıvanç. Ne kadar naziksin. Gol çok var da çok öbürü offside'da şimdi. Öbürü offside. Gol diye diye. Şimdi bak, Halit Kıvanç sohbetler eder, yarışma programları düzenler, defileler sunar. İşte şunları yapar mı? Hayır abi. Yargıç. Hakim. Bilmiyor muydun? Hakikaten bilmiyorum. Avukat. Şimdi ne zaman diye sorma da. Hiç girme onları. Boş boş. Evvel zaman içinde. Gerçekten mi abi? Ben İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim. Evet. Fakat fakülte sırasında mali imkanları fazla olmayan bir gençtim. Gece çalışıyordum. Gazetede. Gündüz okuyordum. Bitti. Hakimlik, yargıçlık mesleğini çok seviyordum. Zaten ya hariciyeci ya yargıç olmak istiyordum. Başvurduk. Stajımızı tamamladık. Siirt ilimizin, o zaman Siirt iline bağlı olan Kozluk ilçesine tayin edildim. Gittim. 3 ay bilmiyorum 30-40 dava baktım. Bitti. Bütün davaları bitirdim. Benden sonra gelen yargıça sıfır dosya teslim ettim. Hı. Geldim. 3 duruşmalık, 3 ay hakimlik, 3 ayda şey 3 duruşmalık da avukatlık yaptım. Ondan sonra dedim ki ben bu gazetecilik falan derken sunuculuk. Hı. Peki bu niye bıraktın avukatlığı abi? Niye bir 3 taneden yani? Efendim avukatlığı aslında bırakmazdım yani. O da güzel saygın bir meslek. Ama ne var ki birinci ikincilerde o kadar o karşılarına çıktığım yargıçlara bir şey söylemeyeyim gıyaplarında adamların ama üçüncüye çok bozuldum. Ne? Bir savunma hazırladım 7-8 sayfa. Bir ceza davası. Ben çıkacağım. İşte sayın hakimler benim müvekkilim şöyledir böyledir falan diyeceğim. Duruşmayı dinleyenler böyle heyecan içinde. Yani Amerikan filmi ben kendimi o havada görüyorum. Bitecek ve evet gereği düşünüldü falan. Savunmadan dolayı. Tam bana savunma gelecek. Savcı kalktı. Deliller yeter değildir. Sanığın beraatini istiyorum dedi. Bana laf kalmadı. Ben ayağa kalkıyordum. Yargıç bir şey mi söyleyeceksiniz dedi. Efendim dedim. Yani kardeşim dedi. Cezalanmasını mı isteyeceksin müvekkilinin dedi. Söyledi işte savcı. Tamam dedi. Yaz kızım beraat etti. Beni konuşturmayan meslekte ben kalırım. Sana laf düşmeyen meslekte ne için var? Mikrofon varken. Vallahi. Peki Halit abi bu sunuculuk veyahut da bir şeyi takdim etmek veyahut da bir şeyi anlatmak. Bu nereden sen bunu meslek edinen galiba sen ilk misindir Türkiye'de? Biz bir yerde öncüleriz Türkiye'de bu gerçek. Yani biz radyo çocuğuyuz. Televizyonun çıkışın döneminde teknik üniversitede asbelkader yapıyorduk. Diğer olaylar da öyle başladı. Aslında gazeteciliğin bir uzantısı. Gazetecilikte şimdi çok saygıyla rahmetle anacağım. Birden de kırmızı mendile gözüm çarptı. Kırmızı karanfili anımsadım. Sevgili Ümit Deniz. Deniz tabii. Benim çalıştığım gazetenin bu nevi halkla ilişkisi olan işlerinde sunuculuk görevini Ümit Deniz yapardı. Bir gün Ümit rahatsızlanmadı. Geldi sesi kısık. Bir şeye gidilecek. Orada ya Halit sen bir iki laf söyle dedi. Söyledik. Bir günde gene gazetenin bir radyo programı seslendirmesi vardı reklam. Gene aynı şekilde bir ses olayı gene yardımcı aldı.
O 2-3 kere benden böyle yararlandı. Ondan sonra bir gün gene rahmetli amcam, çok sevdiğim Abdi İpekçi, ya Halit bu işi sen yap dedi ve Ümit de beni çok destekledi. Ben öyle başladım. Tabi burada da radyo olayı girdi işin içine. Ve birden kendimizi böyle bir sunuculukta bulduk. Üstelik ben basmayla patiskayı ayırt edemezdim. Moda sunucusu oldum. Yani mesela şimdi hiç modacılar duymasın yani. Ama hayır yani, duyacaklar. Biraz sonra birisi var ki. Kim? Yani hiç, sen de bir, o da başka bir yargıç o da. Yapma ben giderim bak. Bu fesleyen başka bir fesleyen gelecek. Aman aman aman. Yalnız ben bu programa geldim. Yani şeref sevgili ben. Seyirci sağ olacağım o şeref bana. Hadi sevgili seyirciler uzunda. Bu çocuk çok harcanıyor. Çok harcanıyor. Ya niye? Üstüne giyecek doğru düz gömleği yok. Çocuğa bir gömlek alıver bu kadar. Alıyorum. Giymiyor adam. Niye? Adam bir de nefis müzik yapıyor evladım. Sen bir yerlerde çalışsana bir şey falan. Karı kocası ikiniz birbirimize çalıyormuşsunuz. Vesile oldu sana inşallah. Evde yemek falan da pişmez bunlar. Hayır. Sabah akşama kadar evde tımbırda. Kukuba kuşu gibi elimizde gitarlarla. Bizim Ferdi var burada. İki günde bir sakal bırakıp ben sakal bırakmıyorum diye iddia eden bir şey. O diyor ki abi bir tımbırtı sesi duyayım diyor. Yani yaptığın müziğe bile tımbırtı diyorlar. Öyledir herhalde. Ama Allah herkesi böyle tımbırdatabilir. Vallahi yani. Ya aşağı. Şimdi nefis çalıyor. Bu gerçek de bir çalabilecek vakit bulsa. evet. Bu konuşan sunucular anacığım. Bu memleketi geriye götüren konuşan sunucular. Bu programda ben konuk olarak söylüyorum bunu. Müzik dinleyeceğimize dır 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 laf. Buyurun kardeşim. İzmit'e gelince beni uyandır. Ama seyirci dedi ki bu mizansen önceden hazırlanan. Hiç bir mizansen var. Vallahi yemin edebiliriz ya. Hiç tövbe hiç. Peki televizyondaki ilk programın neydi? Hangisiydi Halit abi? Ama televizyon dersen teknik üniversite. Tam değil. TRT'de ilk program işte o TRT'nin de ilk yarışması. Bildiklerimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız ve canlı programdı. Canlılığı şöyle güzel. Soru soruyorsunuz. Soru Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Soruyu biliyor yarışmacı. Evet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu tanır mısınız? Hayır diyor. Efendim hoş geldiniz. Ön sırada Yakup Kadri Bey oturuyor. Şimdi o çok güzeldi. Nefis. Tabii. Nefis bir şey tabii. Bir de tabii kamera bozuluyor. Canlı yayın. Kağıt tutuyorlar. Yalnız bu öbür kameraya bakarak konuş. Bu tamir edilince göstereceğiz diyorlar. Siz sürekli böyle kireçlenme oradan oldu zaten. Zaten oradan başladı. Boyun oradan tutuldu böyle. Peki ama... O yıllarda Ankara'da stüdyo vardı. Ankara. O Mithat Paşa Caddesi'nin altındaki o şey oraya değil mi? Oraya gelirdik. Korkunç bir yerdi orası. Klima yok. Değil mi? Hamam gibi facia bir yerdi orası. Ama hepimiz hep beraber öğrendik. Tabii fakat canım, ben tabii. O günleri hani gençlik günlerimiz gibi çok tatlı olarak tabii. Anıyorum ve arıyorum. Müthiş günlerdi onlar. Yani böyle herkesin müthiş bir amatörlükle, müthiş bir keyifle, dört elle sarıldığı TRT'nin o günleri bir başka... Şimdi gene... O günlerde işin içindesin. Bak, tabii ben yazıyorum, çiziyorum, sen yazıyorum. Yazar olarak. Orada işte diziler çeviriyoruz. Çeviri. Neler yapıyorduk orada canım? Ve şöyle konuşulurdu da orada çeviri bir şey olduğu zaman esprisinden ya bunu Azze yaptırmak lazım falan. Teşekkür ederim. Öyle ama kendinden bir şey katmak önemli. Tabii yani zaten işte biliyorsun Rusların da lafıdır değil mi? Tercümanın kadına benzer demiş. Tercümanın güzeli sadık olmaz, sadığı güzel olmaz. Güzel olmaz. Tabii bu yani. Böyle bir şey söz konusu böyle değil. Bir şey söz değil tabii ama yani ben lafı ben etmedim. Ruslar etti. Başta lütfen bana... Ama artık müsaade et, Rusya değişti. Ruslara da laf atacak halimiz yok. Ruslar da biliyorsun bizim gibi oldu. Aynen. Hiç kimseye laf atmıyoruz artık. Hiç kimseye laf atmaktan vazgeçtik. Peki hadi ben sana bir şey söyleyeceğim. Gayet ciddi. Bir vergi memuru edasıyla şöyle de tek kaşıma. Bu işten çok para kazandın mı? Şimdi şöyle bir şey. Ben bugün rahat yaşıyorum. Kazancımla, nefesimle kazanıyorum. Ama şurada milyonlar önünde bir laf söyleyeyim. Hani vergi dairelerinin önünde bir laf var ya. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diye. Kutsal kazandığıma inanıyorum. Çünkü birçok sene sanatçılar arasında ben o ilk başlara giriyorum. Çünkü vergimi çok namuslu veriyorum. Şöyle bir gerinerek söyleyebilirim. Dostlar, tabii, şu milyonlarca seyirci, eğer o seyirci bize destek vermese biz şu anda kamera karşısında olmayız. Elbette, elbette. Yani. O parayla ölçülmez. Kesinlikle, kesinlikle. Yani.